Efendim hoş geldiniz programımıza. Hepinize hayırlı cumalar diliyoruz. Onda Yaşam programında bugün yine sizler için muhteşem bir program hazırladık. Programımız içerisinde yine uzman konu ve konuklarımızı ağırlayacağız. Sevgili izleyenler bizlerden ayrılmıyorsunuz. Reklama gidiyoruz ama ondan sonra kim var peki? Şu an stüdyoda kendisi. Dünyaca ünlü medyum Mustafa Kılıç burada. Sakın kaçırmayın diyoruz. Birazdan. Sevgili izleyenler bizlerden ayrılmayın. Birazdan burada olacağız. Programın başında da söylediğimiz gibi dünyaca ünlü Mustafa Kılıç, medyum Mustafa Kılıç burada olacak. Sakın kaçırmayın. Yıldızname ve tarot bilim uzmanı medyum Mustafa Kılıç bilinmeyenler hakkındaki tüm gerçekleri ilk kez ve canlı olarak Onda Yaşam'da açıklıyor. Az sonra. Tekrardan merhabalar sevgili izleyenler. Evet, beklenen o büyük an geldi. Dünyaca ünlü medyum Mustafa Kılıç şu an stüdyomuzda. Bugün neler yapacak inanın ben de çok merak ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Efendim. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Geçen haftadan beri biraz şoktayız hala. Gerçi geçen hafta bana bir sıra gelmemişti ama yine ben tabii tanık olduklarıma gerçekten çok şaşırdım. Ama bu hafta onu yapmayacağız. Bu hafta daha böyle bir somut bir şeyler yapacağız değil mi? Evet. Mustafa Bey. Evet. Ne yapacağız? Telefon bağlantısı alacağız bu hafta. İnsanlara canlı biraz... telefon bağlantısı alalım. İnşallah kitlenmezse alalım. Kitlenmesin artık. Geçen hafta kitlendi ama... Kitlendi gerçekten. Şimdi insanlara hakikaten biraz faydalı olabilmek için bugün... Bugün bu programa çıkmamızdaki sebep de odur. İnsanların çok sorunu var. Değil mi? Sorunlarla alakalı hala insanlar bir çözüm bulmakta zorlanıyor. Bu sorunları çözebilmek için gerçek adresler nelerdir? Kimlerden faydalanabilirler? Hakikaten onlara faydalı olabilmek için ne yapmalılar? Bunlarla alakalı bizi izleyenlerimiz, evliliklerinde sorunları olanlar, beraberliklerinde sorunları olanlar, iş bulamayanlar, değil mi? Kısmeti kapalı olanlar, evlenemeyenler, evlendikten sonra aradan evleniyorlar, bir iki sene sonra aralarındaki muhabbet baya bir eksiliyor. Acaba bunun sorunu nereden, kaynağı nedir? Bunlarla alakalı herkes bizi arayabilir. Değil mi? Örneğin tabii ki. Şimdi canlı yayına bağlanan arkadaşlarımız öncelikle bizi hazırlayacağı önemli bilgiler nelerdir? Ben onlara soracağım 3 tane çok önemli bilgi vardır. Anne adı, kişinin anne adı, evet. Kendi ismi, doğum tarihi. Bu 3 taneyi ben gerçek bilgi olarak istiyorum. Hani bana gerçek bilgi verirlerse ben de onlara çok güzel şeyler anlatabilirim. Bunu bugün telefondan doğru yapacaksınız öyle mi? Tabii ki. Normalde ben telefonlara bağlantılarda, geçmişte kendi yaptığım programlarımda da... Mustafa Bey siz getirdiniz onu. Sizinle evet. Beraber geldi. Şok oldum bu kadar. Acaba neydi o? Ruhlar evet. Aleminden geliyor sanırım. Yok ya abartmayın. Yaptığım geçmişteki programların zaten %95'i böyleydi. Kendim tek başıma sunup insanlar bana bağlanırdı. Her türlü ülkeden, her yerden bağlanan insanlar olurdu. Onlara işte annelere kanınca kararınca biraz bilgi verebiliyordum. Birebir bilgi vermek gibi değildir. Şimdi şöyle bir şey var. Bizde bu sefer de size geldi. Evet. Yalnız ne olduğunu da anlayamadım. Evet. Canlı yayını katletmeye gelmiştir kesinlikle. Evet. Mesela şöyle bir şey de var. Mesela insanlar geliyor bana. Benim diyor eşimle aramda sorunlar var. Ve ben bu sorunları çözebilmek için hani size başvurdum Mustafa Bey diyor. Karı koca arasındaki sorunu çözmek benim için çok zordur aslında. Zor. Evet. Karı koca arasındaki sorunu çözmek çok zor. Ama geçenlerde bana bir şey söylemiştiniz. Nedir? Sevgilinle, erkek arkadaşınla bir kavga falan edersen 2 dakika demiştiniz. Sevgiliden bahsediyorsunuz ama. Ha, ben karı eş farklı mı tabii oluyor? Tabii ki. Şimdi evlendikten sonraki aşamalar farklıdır. Ama daha sizin zor. Sevgilinizle aranızdaki sorunlarınız var ise hani evlenmediğiniz için ona göre formu daha değişiktir. Bu yüzden hani sevgiliniz varsa, sorununuz varsa hiç sorun yapmayın siz. Yok. O yüzden ben bunu çözerim, rahatla çözerim. Ama evliliklerdeki sorunlar çözülmesi çok zordur. Hele bir de büyü varsa. Büyü. Yani, tabii sihir.
bir insana sihir yapılması günümüzde hakikaten çok fazlasıyla artık artmıştır. Sihir çözmek benim kendi bireysel işim zaten. Şuna bir açıklama getirir misiniz Mustafa Bey? Büyü, sihir bozuyorsunuz. Ama ben geçen yayından önce de size sormuştum. Büyü de yapıyor musunuz? Büyü bozan büyü de yapar gibi bir soru takılabilir insanların aklına. Bunu da yapıyor musunuz? Ben asla büyü yapmam. Çünkü büyü yapmak çok günahtır. Dört kitabın dördünü araştırdığınız zaman, ben araştırmacı bir kişiyim. Dört kitabın dördünde de büyü yapmanın günah olduğu yazar. Büyü bozmak çok da önemli bir iştir. Sevaptır. Çünkü bir hayat da kurtarmış oluyorsun. Evet. Büyü insanı her şekle sokabiliyor çünkü. Evliliği bitiriyor. Ondan sonra insanlar... Peygamber Efendimiz'e de büyü yapılmadı mı? Tabii ki. Değil mi? Peygamberlik zamanından beri vardır. Peygamberlik zamanında büyü olayı daha fazlaydı aslında. Yani bunu araştırma haline aldığım zaman ben böyle bir somut bir şey çıkardım ortaya. Şimdi Peygamber Efendimiz o kadar kıskanılan önemli bir peygamberdi ki... Evet. En son peygamber olarak geldiği için en çok da kıskanılan kendisiydi. Ve herkes Peygamber Efendimiz'i değişik yerlerle alakalı, yani kendisinde değişik yerlerle alakalı kıskançlık krizine girip de Peygamber Efendimiz'le alakalı çok dedikodular çıkarttılar. Evet. Bunun sebebi nedir? Kıskançlıktır. O zaman ne yaptı insanlar? O dönemin insanları Peygamber Efendimiz'e büyü yaptı. Ama Allah-u Teala çok güzel bir şey yaptı. Peygamber Efendimiz için indirilmiş iki tane ayet oldu. Bir telefonumuz var. Hemen alo diyelim. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet Bey. Buyurun. Alo. Telefonumuz düştü. Buyurun. Alo, iyi yayınlar. Buyurun. Hocama bir sorum olacak da. Tabii ki, buyurun, sizi dinliyoruz. Hocam şimdi ben yatağımda büyü gördüm ben. Nuska yazmışlardı. Bunun bilgisini nasıl öğrenebilirim? Evet, öncelikle isminizi alayım ben. Ahmet Korkmazoğlu. Doğum tarihiniz? 01.02.1978 hocam. Sizin adınız neydi? Ahmet. Anne adınız? Fatma. Fatma. Yatağınızda büyü mü gördünüz? Evet, muska yazmış yatağımın içinde. Ha, yani siz yatağınızda kalktığınızda bir muska gördünüz, öyle mi? Evet hocam, evet. Peki evinize, yatağa, odanıza kadar geçebilecek bir kişinin kim olabileceğini şüphelendiğiniz biri var mı sizce? Yok hocam. Yok. Ama siz evet, kalktığınızda baktınız, bir tane muska gördünüz. Üçgen şeklinde miydi? Üçgen şeklinde hocam. Ha. Peki onu gördükten sonra sizin hayatınızda değişiklikler oldu mu böyle olumsuz? Hocam olumsuz şeyler evet oldu yani. Yani evliliğinizle alakalı mı oldu yoksa işlerinizle alakalı mı? Hem evlilik olarak hem iş alakası olarak hocam, ha, yani. Tamam, anladım. Yani size kasıtlı yapılan bir büyü var bu işin içinde. Evet, ama şöyle baktığım zaman siz kaç yıldır evlisiniz? 6 yıl hocam. 6 yıl evdiniz. Bunu ne zaman buldunuz? Bunu 2009'da buldum hocam. 2009'da buldunuz. Hocam bunu 2009'dan bulduktan sonra mesela diyelim Ocak ayında buldum ya, 2009'un 6. ayında da trafik kazası geçirdim ben hocam. Evet. Tarafımda sağ kolum sakat kaldı hocam yani. Yani bu kazadan yani... sonra bir evet, de trafik kazası bu kazadan diyorum. Bu olaydan sonra bir de trafik kazası geçirdiniz. Evet. Ve ondan sonra da kolunuz sakat kaldı diyorsunuz. Gerçi onunla alakalı evet, fikir yürütmeyeceğim de trafik kazasıyla alakalı. Şunu söyleyebilirim. Sizin evliliğinizde o olaydan sonra iki şey gözledim ben burada. Bak siz de diyeceksiniz ki doğru. Birincisi eşinizle aranızdaki muhabbet tamamen şu anda bitmiş gibi. Aynen öyledir hocam, doğrudur. Bu bir. İkincisi kime ve nasıl büyüler yaparlar insanlar, ben onu söyleyeyim. Bir, çekemeyen insanlar kişiye yapar. Artı
sizin üzerinizde gözü olan insanlar size büyü yapabilir. Bunu da yapan kişiler hiç uzak değildir. Genelde yapılan sihirler yakın çerçeve akrabalardan ya da çok önemli birinci derece kişi yakınlarınızdan yapılır. Normalde yabancı kişi kimseye asla büyü yapmaz. Ben bunu yıllardır araştırmasını yaptım. Bu da sizin yakınınızdır yani. Hani bunun şu anda buradan ekrandan bunun çok fazla bir bilgi veremeyeceğim size. Bunu kim yaptı ya da ne zaman yapıldı ya da yapılmasının sebebi nedir veremeyeceğim. Ama evliliğiniz böyle giderse destek alamazsanız daha çok bununla alakalı biter. Zaten şu anda beyin olarak da zihin olarak hani diyeyim siz bu evliliği bitirmişsiniz aslında. Bu olaydan sonra bitmiş. Sizin ilk 3 yılınız çok güzelmiş eşinizle, doğru mu? Doğrudur hocam. O zaman yapabileceğimiz tek şey var. Bunu hakikaten yok edebilmek için destek almanız gerekir. Bunu da ben size burada söz vereceğim. Kanal T'nin ayrıcalığı olsun. Hiçbir şekilde danışma hatlarım veriyordur kendileri. Danışma hatlarımdan birini ararsanız size yardımcı olacağım bu konuda. Bunu Allah için yapacağım. Bundan yana yani rahat olabilirsiniz artık. Onu ortadan kaldırdığınız zaman eşinizle aranızdaki muhabbeti arttıracağım. Olay bitecek. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar diliyoruz efendim.